Merhaba Aziz Müzik takipçileri, ben Murat. Uzun sap bağlama süsleme çalışmaları bölüm 2'deyiz. Bir önceki bölüm için üstteki linki tıklamanız yeterli olacaktır. Bir önceki bölümde yani teorik olarak adı parmak trili dediğimiz konuyu işledik. Çok da güzel konuydu. Yani benim kendimin içeriğini ürettiğim, daha doğrusu bütün kanalımda olan türküler hariç egzersizler, benim ürettiğim egzersizler arkadaşlar. Başka bir yerden asla almıyorum veya başka bir şeyi kopyalayıp size öğretmiyorum. Diğer kanallar gibi değilim. Türküler hariç, türküler herkes çalıyor. Tabii türkülerde de kendi yorumum var. Onları da size sade olarak gösteriyorum. Sonradan süsleme vesaire falan bunları yapıyoruz vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar uzatmayalım lafı. İkinci bölümümüzde yine süsleme çalışması var. Videonun başında da dediğimiz gibi fiskeyi öğrendikten sonra çarpma süslemesi var. Yani çarpma yaparak türkülerin içine bunları katarak, bu tekniği katarak nasıl türküleri süsleyeceğiz onu göreceğiz. Yani çaldığımız bir şeyin lezzeti nasıl ortaya çıkacak onu görmüş olacağız. Türkü örneği de yapacağız. Türkünün içinde de göstereceğiz. Size fikir uyandırsın diye, mantık yürütün diye bunları söyleyelim. Şimdi arkadaşlar uzun sap bağlamanın perde yerlerini öğrendik inşallah. Belirli bir seviyedeyiz. Bir aylık değiliz. Zaten bir aylıklar varsa şu an çalmamız biraz zor olur. Yer perde yerlerini bırakın arkadaşlar. Mızrap yürümesinden tutun. İşte çarpma tekniğini yapmasına kadar bir aylık öğrenci için çok zor olur. Yani bir 3-5 aylık öğrenci dinlerse benim ne demek istediğim daha rahat iyi anlar diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar çarpma çalışmasında uzun sap bağlamayı komple gezeceğiz. Alt telden başlayacağız, komple gezeceğiz. Orta ve üst tellere de transpozesini yani uygulamasını siz yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar perdeleri çok iyi bir şekilde bilmek lazım. Şimdi burada 21 do, 23 genelde standartta uzun sap 23 perde olur. 21 do, 23 re'dir. Tamam mı arkadaşlar? Ya da şöyle gelelim arkadaşlar. Baştan ben bir geleyim isterseniz. Perde yerlerini bir hatırlatayım. Siz de ondan sonra artık yerlerini edinerek bir görün neler var neler yok. Şimdi ikinci perde si bemol 2. Dördüncü do, 7 re, 10 mi, 11 si bemol, pardon fa natürel 11, ardından devam ediyoruz 14 sol, 17 la, 18 si bemol, 21 do, 23 re perdesi. Tamam arkadaşlar. Si bemol 2'den başladık. Si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Bu şekilde geleceğiz. Şimdi 1 ve 3. parmaklarımızı kullanarak 1 ve 3. parmağımızı kullanarak şu ikisini çarpma dediğimiz tekniği ilk başta başlatacağız. Şimdi ilk etapta 21 do'ya geliyoruz. Evet arkadaşlar, 21 do'ya geldikten sonra mızrapların hepsini sürekli aşağıya doğru düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Hepsi sürekli aşağı mızrapların. Üçüncü parmağımız 23 re'ye önce şey pardon 21 do'ya ilk önce mızrabımızı vuracağız. Ardından 23 re'ye üçüncü parmağımız bir kez şöyle vurup kaçacak. Yani bakın ben bir tane mızrabı vurduğum anda üçüncü parmağımda re'ye çarpıp kaçacak. Bunun adına çarpma tekniği diyeceğiz arkadaşlar. Birinci notanın birinci mızrabıyla aldığı tınısıyla aldığı orada çarpıp kaçma tekniği. Bu çarpma olacak. Yani bakın bir mızrapla yaptım. Bir tane vurdum ve ardından parmağım sanki ona da mızrap vurmuş gibi re'ye çarpıp kaçacak arkadaşlar. Bunu birkaç kez üst üste yapmamız lazım. Bütün mızrapları aşağı doğru yapın arkadaşlar. Bu çarpma olacak. Tabi bunu yavaştan başlayacaksınız. Bu kadar hızlı değil. İlk başta şöyle parmak bir bocalayacak.
Yani saçmalayacak, ya yanlış anlamayın, bu bizde de oldu yani, biz de saçmaladık. Bizim de parmaklarımız hemen olmadı yani bu işlemi yaparken. Yanlış anlamayın yani, saçmalayacak derken arkadaşlar, bizde de oldu aynısı yani. Şimdi yavaş yavaş bir mızrap bir parmak, bakın. Ağır çekimi bu. Tabii ağır olduğu gibi notaya basmıyoruz, çarpıp kaçıyoruz. Dore 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 dore, yani o aradaki re notası kaçak nota olmuş oluyor. Dore 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 değil de dore 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 dore, arada re kayboluyor gibi düşünün mızrap vurmadığımız için. Evet, sonra yine bir üç parmaklarla bu sefer şuradaki 18'e geliyorsunuz. Si bemol perdesine, tamam mı arkadaşlar? Si bemol perdesine geliyorsunuz burada. Aynı sistem, bütün mızraplar aşağı. Önce bir mızrap, sonra bir parmak olacak şekilde. Do'ya üçüncü parmakla çarpıp kaçıyorsunuz. Bakın, burada 21 Do, 23 Re idi. Biri basıyorduk bununla. Biri hiç kaldırmadan, önce mızrap, sonra parmak. Şimdi aynı sistem, Si bemol, 18 Si bemol. Bir mızrap, ondan sonra 21 Do'ya çarparak. Sido 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 aslında olması gereken. Sido 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 do. Do arada kayboluyor arkadaşlar. Tamam mı? Çarpma yaptığınız için. Hepsi aşağı. Buna çok dikkat. Yavaş yavaş. İlk etapta hep yavaş yavaş. O çarpmayı hissetmeniz lazım. Tamam mı arkadaşlar? Bakın buradan geldim. 1-3. Dore 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 si do si do si do si do si do. Tabi bu kadar net çıkmayacak. Hızlandı mı daha güzel olacak. Şimdi ardından arkadaşlar yine birinci parmak ilk etapta geldi. 17 la'ya geldi. İkinci parmak da hemen yanındaki 18 si bemole çarpma işlemini yapacak. Artık 1-3 yok, 1-2 var. Yan yana olan perdelerde 1-2 kullan. Bakın. Ne oldu? Do re ilk önce do re arası çarpma aşağı mızraplarla. Sonra si bemol do arası çarpma 1-3 parmaklarla. Sonra la si 1-2 parmakla yan yana olduğu için. Şimdi sole geliyorum birinci parmakla, ardından la'ya çarpma yapıyorum 3 ile. Tamam mı arkadaşlar? 14 sol, 17 la. Bakın bu arada arkadaşlar ben nasıl böyle bildiğim için ezbere tıkır tıkır söylüyorum 14 sol işte 17 la diyorsam, sizin de bu şekilde bilmeniz lazım. Çok ciddi bir konudur, önemli bir konudur. Yani bunları bilmiyorsak hiç bunları çalışmaya kalkışmayalım arkadaşlar. Ben söyledim, benim gördüğümle yeni görüp hemen yapıyorsanız bu hatadır. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Bağlama yerlerini tanıyın, başka egzersizler yapın, sonra çarpmaları yapın. Yerleri tanımak önemli. Yani ezbere gidersin. Gittin ama nereye kadar? Unutursun. Buna dikkat. Sol la. Aynı sistem. Bütün mızraplar aşağı. Ve la'ya çarpma. Uzak olanlarda 1-3. Yakın olanlarda 1-2. Şimdi 11 fa natürel. 14 sol. 1-3 ile. Bakın. Mantık aynı arkadaşlar. Perdeler değişiyor. Yaptık. Do re arası. Yani 21-23. Hep aşağı. Bir mızrap bir parmak. Ardından 18-21. Yani si bemol do. Ardından 17-18. La si bemol. 1-2 ile. Yan yana çünkü. Ardından 14 sol. 17 la 1-3 ile. Ardından 11 fa natürel. Fa diyelim kısaca. 14 sol 1-3 ile. Bir mızrap bir parmak. Ardından 10
mi 11 fa yan yana 1-2 ile. Fiske gibi düşünün, fiske değil. Fiskede de çarpıp kaçıyorduk ama fiske dörtlük sekizliklere, birlik ikiliklere uygulanırdı. Ama biz bunu 16'lıklarda da yapabiliyoruz çarpma tekniğini. Ardından 7 re 10 mi 1-3 parmaklarla. Tabii arkadaşlar bunların oturması zaman alacak. Şu anda ben yapıyorum, benden görüyorsunuz. Aa hoca nasıl yapıyor falan filan diyorsunuz ama bunlar zamanla oluyor arkadaşlar. Bakın hem çalıp hem de zamanla böyle bir şey de olacak. Yani konuşabileceksiniz de bunları zamana bırakmak lazım. Ardından 4 do 7 re 1-3 le. Bir mızrap bir parmak. Ardından 2 si bemol 2 4 do 1-3 parmakla. Şimdi ben yavaş yavaş perdelerde gezeceğim. Siz de gerekirse videoyu yavaşlatın. Teknikleri kapmış olun. Hadi bunu da benden çalmış olun arkadaşlar. Şimdi perde sayılarını tekrar söylemiyorum. Dikkat edelim. 'Şekilde çarpmayı yapacaksınız söylediğim perdelerine. Arkadaşlar ikinci bölümü de tamamlamış oluyoruz. İnşallah böyle bunların devamını 10'a kadar dediğimiz gibi getireceğiz. Bu da faydalı olmuştur inşallah sizin için. Bu arada başta söylediğimiz gibi siz bunları orta telde de deneyin. Aynı alt telde bastığınız perde sayılarını orta telde de basın. Orta tele transpoze etmiş olun arkadaşlar. Şimdiden başarılar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.